Herkese merhaba, merhaba. Borsa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Mayıs ayı bitti, Haziran ayı başladı. Ben de sizlerle Mayıs ayı boyunca kurumlar takas tarafına hangi hisseleri topladılar, hangi hisseleri de el elinden çıkardılar onları incelemek istiyorum. Özellikle şu son geçtiğimiz bir haftada ciddi satış yemeye başladı borsamız bildiğiniz üzere. Haber kaynaklı da var. Bir sonraki ralliye hazırlanma olarak da var. Gelen bilançoların... Eksik ee, ve az karlı olmasından da var. Birçok sebep sayabiliriz. Ancak bir geri çekilme yaşadığımız aşikar. Ve o geri çekilme öncesinde de eğer benim kanalımdaki videoları izliyorsanız hala da duruyor. borsanın patlamasına rama kaldı diye bir video çekmiştim. Ve o videoda ciddi anlamda eleştirilmiştim. Sonrasında bir düşüş yaşadık. Ben düşürmedim arkadaşlar borsayı. Ben sadece bazı şeylerin şiştiğini, böyle bir şeyin beklendiğini, ha, ayrıca takas tarafında da çıkışların gözlemlendiğini söylemiştim. Bugünkü videomun konusuysa Mayıs ayında yatırım fonları hangi hisseleri aldı. Şimdi detaylıca bakacağız. Hem takas tarafına bakacağız, hem de teknik tarafta birkaç tanesini inceleriz diye düşünüyorum. Ancak öncesinde YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilinizi açarak daha çok videolardan paylaşmanızı, e, haberdar olmanızı öneririm. Bir de şurada bir e, virgül koyup bir e, bilgi vermek istiyorum. Yine bana katılla destek olan takipçilerime ise. Videoları seans içinde görmeleri için erkenden açıyorum. Bu video hafta sonu videosu olduğu için zaten bir ay öncesinin videosu olduğu için herkesi e, görmesini sağlayacağım bu videoyu hafta sonu bildiğiniz üzere. Ancak hafta içi yayınladığım seans içinde bize etki edebilecek alımlarımızı şekillendirebilecek videoları katıla bana aylık elite destek olan takipçilerime daha önceden seans içinde Paylaşıyorum diğer bütün herkese ise akşam paylaşıyorum. Bu e, uzattığım açıklamadan sonra kusura bakmayın lütfen. Bazen toparlayamıyorum cümleleri, Hafta sonu çekiyorum bu videoyu. İnanın çok yoğun bir hafta geçiriyorum. Ailesel sıkıntılarımız vesaireler de var. Çok anlatmak istemiyorum. Sizlerle paylaşmak istemiyorum. Burası bir ekonomi kanalı. Sizlerle burada fırsat olan hisseleri konuşmayı tercih ediyorum. O yüzden eğer hazırsanız bütün hatırlatmalarımı yaptıysam tabii bir beğeni bir yorum yaparsanız da çok sevinirim. Hemen videoya geçmek istiyorum. Şimdi ben sizler için her hafta biliyorsunuz bir excelde hazırlıyorum. E, yabancı ne alıyor, ne satıyor. Bu ise aylık yatırım fonlarının yani Mayıs ayı boyunca aldığı ve sattığı hisselerle ilgili. Şimdi burada eğer yaban e, yatırım fonlarının elinde en çok hangi hisseler var ve onlardaki pozisyonlarını ne yapmış diye bakacak olursak gördüğünüz gibi Akbank'taki pozisyonlarını fena değil bir şekilde arttırmış. E, burada yabancının elinden çıkarttığını hatırlıyorsunuz. E, tam tersi bir şekilde alıp oradan buraya devretmişler gibi duruyor. Şimdi Akhol alımları fena değil Koç Holding alımları fena değil biliyorsunuz bunları yabancı çıkıyordu. Akol değil ama Akbank ve e, Koç Holding'i Türk Hava Yolları'nda ilginç bir şekilde yabancı çıkarken yatırım fonları da toplamış gibi duruyor. Belki danışıklı dönüşüklü bir olay da olabilir. Türk Hava Yolları biliyorsunuz bilançosu da aralarına en iyi gelen şirketlerin bilançolarından biriydi. En fazla karlı şirketlerden biriydi. O yüzden eğer alım yaptıysanız sizi aldıktan sonra birkaç puan düştüyse bence endişe etmeyin. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Ee, ve sizlerle de şu an yatırım fonları tarafından alım yapıldığını da paylaşmak isterim. Aynı şekilde Turkcell, Garanda da güzel alımları var. <laughs> Killer Holding'de de fena bir alım değil. Tofaş'ta, Doğol'da, e, buralarda da alım yapmaya devam etmişler. Yani Mayıs ayında Yabancı satarken aynı oranda yatırım fonları almış. Bu ilgi çekici bir durum. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Biraz da düşündürücü. Bu arada satış yaptıklarını böyle diğer diğer şirketlerle alakalı alım veya satımlar çok ciddi olmadığı için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yani iş Bankası işte SAHOLDİR, Yapı Kredi'dir, Tüpraş'tır. Buralarda da mesela Tüpraş tarafında bir alım var ama hani böyle ee, çok büyük alımlar değil. Onu demek istiyorum. Ya da Frotoda alımda aynı şekilde bir maçta alımda bu arada ASELSAN'da hem yatırım fonları hem de yabancı çıkışta haberimiz olsun. Bunu da bir kenara not edelim. Migros'ta da alımda işte şişede de alımda ama dediğim gibi hani büyük daha büyük alımları olanları size biraz önce söyledim. Burada mesela katılım evde ciddi bir satış yapmışlar ellerinden çıkarmışlar. Agro'da ciddi bir satış yapmış, yapmışlar ellerinden çıkarmışlar Mayıs ayı boyunca. Tapge'de de yabancının aldığı gibi yatırım fonları da bir alış gerçekleştirmiş. Ben bu Tapge'yi nerelere götürecekler çok merak ediyorum. E, merakla da bekliyorum açıkçası. Yani bir yerde burada kar etmeden ellerinden çıkanacaklarını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Beraber bakıyoruz çünkü her seferinde onların aldığını görüyoruz. Yabancı da alıyor. Yatırım fonları da alıyor. Şimdi Eskar'da da fena bir alım yok. Ee, Pasifik gayrimenkulde iyi bir alım yapmışlar. Koa Granit'te satıştalar. Koa Granit bir türlü belini doğrultamadı biliyorsunuz geçen seneden beri. Aydem'de de fena bir alımları yok. Ee, Söke'de bir satışa geçmişler. Burada diğer işte İmasme, BRKV'ye gibi şirketlerde büyük büyük satıştalar. de biraz alımları var. Gevint'te biraz alımları var. Pikşef'te biraz alımları var. Bunlar dikkat çekiyor. Şöyle aşağıya doğru inelim beraberce. Inveo'da bir alımları var. <laughs> alpg'ye de var. Ee, bakalım sonra metre'de fena bir alımlar yok. Şimdi bu şirketlere çok da detaylıca bakmayı e, uygun bulmuyorum mesela mettr gibi bir şirket çünkü çok small cap. Yani buradan birazcık alsak hemen fark ediliriz ve biz fark edilince de götürmezler. Bizi bezdirirler. Psikolojimizle oynarlar. O yüzden sizi daha e, fazla lotu olan biraz aldığımızda çok da fark edemeyeceğimiz şirketleri incelemeyi tercih ediyorum Menderes var biraz daha aşağı inelim Gaf, Garfa gerçekten bunları çok böyle elim gitmiyor bu şirketlere Konya'dan bir çıkış var Arsan'da bir alım var e, BMSTL Burada da bir alım var gördüğünüz gibi. Bu şekilde aslında yatırım fonları tarafı. Şimdi burada dikkat çeken birkaç tane şirketin isterseniz gelin bir de teknik analizine bakalım. Ee, neler olabilir? Ee, Haziran ayında ya da Haziran'ın takiben Temmuz-Ostos gibi bilançoların daha güzelleşmeye başladığı aylarda neler e, gelebilir? Beraberce bir inceleyelim derim. İsterseniz diğer ekranlara geçelim. Grafik ekranlarıma geçtim. Yine hangi şirketlere bakacağım konusunda aslında birazcık e, kararsız kaldım diyebilirim. Çünkü yatırım fonları ve yabancının alım-satım yaptığı şirketler arasında benzerlik olan şirketler var biliyorsunuz. Biraz önce bunları konuştuk. Bazılarını biri almış, biri satmış. bazılarının ikisi birden toplamış gibi gibi örnekler var. Onları da aslında tek tek söylemiş oldum. Şimdi ise e, yatırım fonlarına ait alınan birkaç tane hisseye bakmak istiyorum. Bakacağım hisseler Aydem, Inveo ve Eskar olacak. Niye bu hisseler derseniz Mayıs ayında bu şirketlerden toplamış. Ama ne amaçla topladığını biz bilmiyoruz. Biraz da grafiklerine bakmak istiyorum o yüzden sizlerle birlikte. Bir de şu detaya değinmek istiyorum. Bakın Mayıs ayında e, yatırım fonları Aydem gibi Galata Wind gibi enerji şirketleri toplarken yabancı da buna benzer bir şekilde e, bir saniye tekrar net bir şekilde söylemek istiyorum. Gesan ve Europower toplamış. Yani bu enerji şirketleri acaba bir süre sonra yükselecek de şimdiden toplamalarını mı yapıyor diye insan aklına bir soru geliyor. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Biz onları yaptığını çözümlemeye çalışıyoruz. Ben de Yine sizle burada paylaşmak istedim. E, dikkatli olalım, listelerimizi alalım, gözlemleyelim istiyorum. Şimdi isterseniz Eskar'la başlayayım. Eskar Filok kiralama hizmetleri aşı. Ben bunu daha önceki yükselişlerinde yine tahmin edebilen kişilerden biriydim. Özellikle seçim öncesinde bu kiralama hizmetlerinin de e, iyi bilançolar getirerek yükseleceğini konuşmuştuk. Şimdi haftalık bir kanalına bakıyorum bu e, şirketin. Bu arada çok small cap bir şirket. Öyle büyük büyük paralarla alıp girebileceğiniz bir şirket değil. E, sadece o small cap'lerden bir tanesi diyebiliriz. Örnek veriyorum 10 tane small cap bulup onunla birden paranızı bölüştürüp yatırdığınızda yine güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz diyebilirim. Şimdi kanalına riayet ederek giden şirketlerden biri fark ettiyseniz Eska. Burada da orta bandın üzerinde seyrediyor. Yani burada bir tur daha götürüp e, buradaki kanalın tepesine aynı şu bölgelerde ulaştırdıkları gibi ulaştırıp geri çekilme yapabilirler gibi gözüküyor. Ya da yani bakın burada mesela aynı mevzuyu göstermişler. Ya da şöyle bir geri çekilme yaşatıp aynı burada olduğu gibi sonra büyük bir yükseliş yaptırabilirler. Bakalım şimdi buradan ne kadar yapmış. Bakın %184 diyor. Şimdi ben bu seviyelerden olur da şöyle bir kanalın dibine doğru inerse e, listemde takibi alır ve Ciddi anlamda takibi başlayacağım bir liste olur. Zaten burada da bakın hangi seviyelere düşebilir diye Fibonacci tarafına baktığımızda bu şirkete. Gördüğünüz gibi şu an e, 0.382 seviyelerinde 262'ler sonra 239'lar ve 217'ler var. Zaten 217'lere geldiği takdirde de aynı şuradaki hikaye gibi bir hikaye oluşabilir diye düşünüyorum. Aklınızda da bulunsun birileri de alıyor diye söyleyeyim. Ama tabii ki şu an alım zamanı mı? Ben olsam şu an bu topa girmezdim. Yine yatırım tavsiyesi değil. İsterseniz Aydem'e geçelim. her şirketin de burada pivotlarına bakmayacağım. Çünkü böyle çok small cap'ler öyle pivotlarına göre de hareket etmiyorlar. Unutmayın. Gerçekten yani belki kısa vadeli al alsatlarda bu olabilir ya da işte trend dönmüştür. Ben o kadar trade edebilecek vakte de sahip değilim. Ben daha optimal bir çalışmayı yani günlük trade demeyeyim de bir haftalık trade gibi bir e, minimum yapabildiğimi söyleyebilirim. Sizlerle de aslında bu anlamda paylaşıyorum. Öyle günlük trade ile yüksek iş amacımlarıyla işlemler yapmıyorum. Zaten mesleğim de bu değil. Ben sadece bir analist olarak sizlerle son durumları detaylı bir şekilde paylaşıyorum bir yandan da makine mühendisi olmamın zaten ömrümün analizlerle geçmesinin bir ekmeğini de burada yiyorum diyebilirim. Neyse bu uzat uzatmayayım bu konuyu. Şimdi diğer şirkete geçelim Aydem'e. Aydem'de gördüğünüz gibi yeni halka arzlardan biri aslında. Yani yeni dedim 2021'den beri var. Şimdi aylık bir kanalını oluştursak bu şekilde şu anda kanalın orta bandında takılıyor gibi gözüküyor. Ama gördüğünüz üzere eski zirvesin üzerine çıkmış durumda. Yani buradan eğer e, bütün endeks şirketler vesaireler bir geri çekilme yaşarsa da onlarla birlikte bir geri çekilme yaşayıp kanalın alt bandına gitmek isteyebilir. Çünkü e, eski zirvesinin üzerine çıkmış orada biraz tutulmuş gibi duruyor. Şimdi eğer olur da geri çekilmeler yaşarsa a, kanalın alt bandına gitmek ister. Ancak şurada bir e, bölgesi var ki bu bölge talep alanı bölgesi yani böyle yavaş yavaş inerek şu bölgelerden yani 30 54'lerden kanalın dibinden tekrar bir yükselişe geçebilir ama bu haftalık grafik bu onun kaç haftasını alır siz düşünün. O yüzden burada e, yine gözlemlememiz gerekiyor. Öyle hemen alımlara girmemiz girmememiz gerekiyor. Çünkü onlar belli bir miktar alıp kenara koymuşlar ama e, genellikle işte 3-5 öncesinden alıp kenara koydukları da oluyor. Böyle durumlar da olabiliyor. Ya da insider bilgiye sahip oldukları için. Şimdi eğer bir yükseliş buradan devam edecek olursa bakın 0.786'larda kalmışız biz aslında. Yani buradan bir geri çekilme yaşayabilir gibi duruyor. Bir endişe verici gibi duruyor. Alımlar olsa da düşürebilirler eğer yükseliş devam eder. Orta bandın üzerine çıkarsa ben üst bant için şansımı denerdim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü Burada hem teknik anlamda hem takas anlamda hem birileri alıyor hem de teknik anlamda güzel görünüyor diye düşünürdüm. Ancak bakın burada da RSI tarafında gördüğünüz gibi birazcık tepelerinde gözüküyor. Yani şöyle bir soğuması, indikatörün soğuması bizim daha gönül rahatlığıyla alabileceğimiz seviyelere gelmesi de olabilir. Ama dediğim gibi bu küçük şirketleri hiçbir zaman e, buradaki indikatörler pivotlar onlara göre çok da çalıştırmıyorlar ben şimdi invio'ya bakmak istiyorum invio hiç takip ettiğim şirketlerden biri değil aslında ama yine de bakalım istiyorum ben de sizlerle birlikte bakıyorum e, ne çıkabilir buralardan diye şimdi gördüğünüz üzere invio'da da haftalık grafiğe bakarsak kendi e, kanalın alt bölgesine gelmeye çalışıyor gibi duruyor bakın burada bir yatay gidişler var bir e, konsolde bölgeleri var gibi duruyor aslında çok büyük hareketler yok aynı buradaki gibi Şimdi olur da bu alt bandına dokunur buradan da bir tepkiye başlarsa örneğin şu bölgelerdeki gibi burada aslında benim için e, eğer hala, hala takas tarafında alımlar güçlü takası güçlü ise bir potansiyel oluşturmuş olur bunun az kalmış gibi gözüküyor böyle genel baktığımızda hatta ve Fibonacci ile birlikte baktığımızda şu yükselişin Fibonacci ile birlikte bakın 0618'lere 3 kere dokunmuş. Dediğim gibi şu 0618 bölgesini yani şu aradaki bölgesine yukarı doğru kırabilirse belki böyle bir yükselişi görmek mümkün de olabilir. Neden olmasın? Bu da çok ciddi bir yükselişmiş. %303 çok ciddiymiş. O yüzden e, bir heyecanda uyandırmıyor değil. Ama buradan mı diyecek olursanız gördüğünüz gibi hani böyle buradan da yapabilirler. Yani ona da bir şey diyemem biliyorsunuz bu haftalık mumlar olduğu için hafta içerisinde %10 bile oynatsalar şirketin fiyatını alt banda değdirip yukarıda çıkarabilirler. Bu da böyle bir kenarda dursun listemizde dursun diye sizlerle paylaşmak istedim. Hiçbir yani şu an hiçbir hisseyi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben şu anda almazdım gözlemlerdim. Alımlar olduğunu gördüğüm için listeme alıyorum bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten size biri şuradan al buradan sat diyorsa bilin ki arka planda düşündüğü başka şeyler vardır. Biz burada tamamen bir analizle onların yaptıklarını çözümlemeye, fırsatları görmeye ve banilalarla birlikte bu işlemlere girmeye çalışıyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp bir video e, videolarıma yorum ve beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere diyorum. Yeni bir hafta umarım güzel geçer hepimiz için.